ben her kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir, günleriniz çok güzel geçiyordur ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol çok sevdiğiniz kitapları okuyabilmişsinizdir. Hepimizin bir hayali vardır eminim ki, sevdiğimiz işi yaparak para kazanmak. Artık insanlar yavaş yavaş bu bilince erişiyor ve bunu yapmaya başlıyorlar. İşte bloggerler paylaşım yaparak para kazanmaya başladı. Influencerlık diye bir meslek oluştu. Bazı bookstagramlar ya da youtuberlar sevdiği işi yaparak para kazanmaya başladılar. Yine Twitch yayıncıları oyun oynayarak para kazanıyorlar. Ve eminim ki kitap severlerin en büyük hayali kitap okuyarak, kitap okumakla alakalı bir iş yaparak, bir yayın evinde çalışarak para kazanmaktır. Şahsen benim hayalim vardı böyle bir şeye dair, olmadı ama yine bir fuarda çalışmayı, kitaplarla alakalı bir iş yaparak para kazanmayı çok isterim. Eminim ki kitaplarla alakası olan, kitap okumayı seven, kitaplarla iç içe olmayı seven herkes de bu işi yaparak, kitaplarla alakalı bir iş yaparak bir gelir elde etmeyi ve bunu iş olarak benimsemeyi çok ister. Ben şimdi size kitap okuyarak para kazanabileceğiniz ve sadece 5 kitap okuyarak tam olarak 5000 lira kazanabileceğiniz bir yöntem söyleyeceğim. Bu düzenli bir gelir olmayacak olsa da bence 5 kitaba karşılık 5000 lira bayağı iyi ve yüksek bir sayı. Şimdi asıl konumuza gelelim. 5 kitap okuyarak nasıl 5000 lira kazanacağız? Bunun için bir yarışmaya katılmamız gerekiyor. Ben size hemen kısaca yarışmamızdan bahsedeyim. Yarışmayı İstanbul'daki Eyüp Sultan Belediyesi düzenliyor. Bu belediyenin düzenlediği bir yarışma. Bu yüzden içiniz rahat olabilir. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten belediye aynı yarışmayı geçen sene de düzenlemiş. Okumak Güzeldir yarışması. Bu yarışma geçen sene sadece İstanbul'da ikamet eden insanlara özel olarak düzenlenmiş. Ama geçen sene çok fazla sistem duymuşlar bu konuyla alakalı. Neden Türkiye genelindeki diğer kitapseverler de bu yarışmaya katılamıyor diye. Bu yüzden bu seneki yarışmayı Türkiye geneli olarak düzenlemeyi düşünmüş belediye ve yarışmaya Türkiye'de ikamet eden, Türkiye'de okuyan herkes katılabiliyor. Şimdi size katılımın şartlarını göstereceğim ve buraya da adımları sırasıyla esas olarak eklemeye çalışacağım. Yarışmaya başvuracağınız linki ben açıklama kısmına eklerim. Ama ben açıklama kısmındaki linkten girmek istemiyorum, kendim aratmak istiyorum diyenler Eyüp Sultan Belediyesi okuma yarışması ya da Okumak Güzeldir okuma yarışması gibi şeyleri Google'a yazarak başvuru linkine, başvuru sayfasına ulaşabilirler. Bu şekilde bu başvuru formuna ulaştığınızda sizin önünüze basit temel sorular geliyor. Adınız, soyadınız, mail adresiniz, telefon numaranız ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra okuma durumunuz gibi bazı temel bilgileri de ekleyip yarışmaya başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Burada kabul edeceğiniz 2-3 tane şart var sadece. İşte genel, okudum, kabul ediyorum tarzı şeyler. Bu yarışmaya başvurunuzu tamamladığınız zaman size hem mail olarak hem de kısa mesaj olarak bir bilgilendirme geliyor. Bu yüzden aklınızda ben başvurabildim mi, ne oldu, benim başvurum gitmedi mi acaba diye bir soru işareti kalmasın. Ben başvurduğum anda evet başvurunuz alınmıştır diye bir bana hem mail hem de kısa mesaj geldi. Peki başvurumuzu yaptık. Formumuzu doldurduk. Online maili ya da online mesajı bize geldi. Peki biz ne yapacağız? Şimdi biz neye başvurduk diyorsanız hemen onu da anlatıyorum. Eyüp Sultan Belediyesi okuma oranlarını arttırmak ve insanları okumaya teşvik etmek için böyle bir yarışma düzenliyor. Yani sizin para kazanmak ya da ödül kazanmak için yapacağınız tek şey kitap okumak. Bu kitaplar belirli kitaplar. Eyüp Sultan Belediyesi Türk Edebiyatı'nda bilinen, tanınan ve sevilen 5 yazarın 5 kitabını bizim için seçmiş. Bu kitapları hemen size gösteriyorum. Bir tanesi Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler kitabı. Ben Ömer Seyfettin'i çocukluğumdan beri okuyorum ve çok seviyorum. Eminim siz de çok seversiniz. Zaten kısacık bir kitap. Bunu da hemen bitireceğinize eminim. İkinci kitabımız Peyami Safa'dan Fatih Harbiye kitabı. Zaten dizisinden dolayı çok kişi adını bir şekilde duymuş, duyurtulmuş bir kitap kendisi. Ben okumuştum. Gerçekten etkileyici ve bir çırpıda bitirebileceğiniz ikinci kitap. Belediye kolay kitaplar ve sevilen kitaplar seçmeye özen göstermiş. Üçüncüsü Sait Faik Abasıyan'ın Son Kuşlar kitabı. Sait Faik Abasıyan'ın da Türkiye'nin çok önemli öykü yazarlarından bir tanesi. Ben şu ana kadar bir kitabını okumuştum ve bu kitabı da bir çırpıda bitireceğinize eminim. Zaten özel olarak da ince kitaplar seçilmeye çalışılmış. Büyük ihtimalle hani herkesin okuma zevkine uyan kitaplar olması istenmiş. Dördüncü kitabımız İhsan Oktay Anar'ın Pusulu Kıtalar Atlası. Bu kitabı bence aramızdaki çoğu kişi de okumuştur zaten. Ben okumamıştım. Bu yarışma vesilesiyle okuyacağım için çok hevesliyim. Zaten yarışmanın amacı insanlara okunmasının insanlara yarar sağlayacağı kitapları okutmak. Bunun için çok özel eserler seçilmeye çalışılmış. Dördüncü kitabımız da bu. Beşinci kitabımız da Yavuz Bahadıroğlu'nun Merhaba Söyledi Ertuğrul Gazi kitabı. Bu 5 kitabı temin ettikten sonraki kitap sepetinde şu an %35 ya da %40 indirimde bulabilirsiniz. Çok uygun bir fiyata 5'i set halinde satılıyor. Bu 5 kitabı temin ettikten sonra yapacağınız tek şey 25 Mayıs tarihine kadar bu 5 kitabı okumak olacak. Sonra bu 5 kitaptan online bir şekilde sınava gireceğiz. Herkes aynı anda Türkiye'nin her yerinden internete ya da bir bilgisayara ya da telefona sahip olan herkes bu yarışmaya girebilir. Yarışmada kitaplarla alakalı sorular olacak. Ben daha önce bu tarz yarışmalara girdiğim için soruların hani test olarak ve
tamamen kitaplarla alakalı sorular olacağını düşünüyorum. Yani şu tarzı benim girdiğim yarışmadaki sorular. Mesela bir karakter bir yere mi gidiyor? Neden gitti? Giderken ne düşünüyordu? İşte orada biriyle karşılaştı. Karşılaştığı kişinin adı neydi? Ya da mesela bir yarışmadaki bir kitap şeydi, Yaşlı Adam ve Deniz kitabıydı. Oradaki işte mesela denizci oltayı hangi eliyle tutuyordu? Bu tarz hani kimi zor, kimi kolay sorular var. Bu yüzden kitapları dikkatli okumanızı isterim. Peki okudunuz, 25 Mayıs tarihi geldi, girdiniz. Güzel de bir derece elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bunun karşısında ne alacaksınız? Sadece tek bir kişi 5000 lira alıyor ve yarışma bu şekilde bitiyor mu? Hayır tabii ki de. Yarışmada çok bol ödüller var. Önce 5000 liranın yanında dizüstü bilgisayar, ikinciye 3000 lira ve tablet, üçüncüye de yine tablet ve 2000 lira veriliyor. Bunun dışında ilk 20'ye giren herkese 4 gece, 4 gün, 3 gece Kapadokya tatili veriliyor ilk 20'ye girenlere. Sonrasında ilk 50'ye girenlerine 28 kitaplık minyatür kitap seti veriliyor. Yani hediyeleri oldukça bol ve çok fazla kişiye verildiği için de kazanma şansınız çok yüksek. Kitap okumayı seviyorum. Kitapların aklımda kaldığını düşünüyorum. Kalmasa bile tekrar tekrar bir iki kere okuyabilirim diyorsanız, ki ben daha önce girdiğim bir yarışmada o şekilde yapmıştım. İki kere okumuştum her kitabı. Bu şekilde okuyup yarışmaya girip bir derece elde etmek istiyorum, ben kitap okuyarak para kazanmak istiyorum diyorsanız, yarışmaya başvurmayı ve 25 Mayıs tarihinde yarışmaya katılmayı unutmayın. Belki de 5000 liralık ödül ya da Kapadokya tatili hediyesini kazanan siz olursunuz. Kitapların hepsi de gerçekten çok güzel. Dediğim gibi kitaplar da şu an %40 indirimle set halinde. Siz ayrı ayrı almak isterseniz de belki zorluk çekersiniz. Böyle set halinde daha kolay olur. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Umarım izleyenlerden bir tanesinin ya da daha fazla kişinin, birçok kişinin bir gelir, bir fayda elde edebileceği bir video olmuştur. Ben çoğumuzun bu yarışmaya bir şekilde başvuracağını düşünüyorum. Umarım 25 Mayıs günü beraber sizinle o yarışmada soruları çözebiliriz ve sonrasında beraber sorulardan konuşabiliriz. Eğer yarışmayla alakalı bir sorunuz olursa ben buraya Instagram adresimi yazayım. Her kitaptan bir tutam hesabından bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.